Revit 2020 kullanıma sunuldu arkadaşlar. Autodesk web sayfasından bu sürümü indirebiliyoruz. Tamamen ücretsiz ve 3 yıl boyunca kullanabiliyoruz. Peki Revit 2020 öğrenci sürümü nasıl indirilir? Gelin beraber bakalım. Arama motoruna Revit Free yazıp ilgili sayfaya tıklayın. Ya da aşağıda bırakmış olduğum linkten bu sayfaya direkt ulaşabilirsiniz. Burada indirme yapmak için Autodesk hesabı gereklidir. Eğer Autodesk hesabınız var ise sign in diyerek giriş yapabilirsiniz. Eğer Autodesk hesabınız yoksa create account diyerek buradan giriş yapabilirsiniz. Benim hesabım olduğu için sign in diyerek girişimi yapacağım. Bu şekilde girişimi yaptım. Versiyon Revit 2020. Operating System, işletim sistemi Windows 64 bit. Dilimin de İngilizce olmasını istiyorum. Autodesk ürünün bir seri numarası ve ürünün anahtarını göreceksiniz. Dosya boyutu 15.84 GB ve bir tane kişisel cihazımıza yükleme yapabiliyoruz. Burada indirme yapmak için iki yol olduğunu göreceğiz. Install Now ve Download Now. Burada da karar vermeme yardım et dediğimiz bir seçenek var. Install Now'ı bu Autodesk ürününü doğrudan bu bilgisayara kurmak istediğimizde kullanacağımız bir yol. Download Now ise bu Autodesk ürününü farklı bir zamanda farklı bir bilgisayar üzerine yüklemek istediğimizde kullanacağımız bir yoldur. Şu an indireceğim bilgisayar benim olduğu için direkt Install Now diyerek devam ediyorum. Burada anlaşmayı kabul ediyorum, install diyorum. Direkt burada çalıştır deyip devam ediyorum. Çalıştır. Burada setup initializing, burada setup başlatılıyor. Install on this computer deyip devam ediyoruz. Yükleme yolu C program files Autodesk varsayılan olarak bu şekilde geldi. Ben bunu değiştirmenizi tavsiye etmem. Bu şekilde devam etsin. C'ye yüklensin. Install diyorum. You have successfully installed the selected products. Burada seçilmiş ürünlerin başarılı bir şekilde indiğini görüyoruz. Yani şu an indirmemiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş bulunmakta. Launch now hemen bir başlatalım. Revit'in ilk arayüzünü açtığımızda diğer sürümlerden farklı olduğunu görüyoruz ve yeni bir Revit model dosyası açalım. Template dosyasını seçelim. Baktığımız zaman template dosyasının görünmediğini fark ediyorum. Burada başarılı bir şekilde indirmeyi gerçekleştirdik. Lakin burada template dosyalarının inmediğini bir şekilde sıkıntı olduğunu gördüm. Template dosyalarına ilişkin sorunun çözümüne videonun sağ üst köşesindeki linkten ulaşabilirsiniz. Okey deyip devam ediyorum. Metrik deyip geçiyorum. Başarılı bir şekilde indirmemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.